Evet değerli arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Şu anda Erzurum'da Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nda Azizye Tabyası'nın 3. kısmındayım. 1869-73 yılları arasında Fosfor Mustafa Paşa'nın projesi üzerine inşa edilmiş, Pasinler Ovası'ndan başlayan Vank Deresi'ne bağlanan gedikleri kapatmak için yapılmıştır. Tabya bir asil tabya ile onun güneybatı tarafında yer alan ve 2. Azizye Tabyası ile yer altından irtibatı sağlayan bir merdiven ve bunun hemen yanında bulunan bir siper duvarlarından meydana gelmektedir. Tabyanın bugün yalnızca batı duvarının tamamı, kuzeybatı ve güneybatı kenarlarının 12 metrelik bir kısmı dışarıdan görülmekte. Diğer yerler kalın bir toprak tabakasıyla kapatılmış bulunmaktadır. Bu sebeple tabya adeta yere gömülmüş vaziyettedir. Tabyanın ortasındaki avluda biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere iki tane kar, su kuyusu, sarnıç yer almaktadır. Bu tabyanın kapısının üst tarafında bir kitaba yeri bulunmaktaysa da kitaba günümüzde mevcut değildir. Muhtemelen bu kitaba Rus işgali sırasında tahrip edilmiş veya götürülmüştür. Tabya 8 Kasım 1877 tarihindeki baskın sırasında kısa bir süre için Rusların eline geçmiş, ancak daha sonra Mecidiye tabyasındaki Türk birliklerinin ve Erzurum halkının müdahalesiyle birkaç saat süren işgalden kurtulmuştur. Evet, kitabelerinde okuduğumuz gibi bu tabyayı Ruslar o saldırıda ele geçirmişler. Fakat diğer tabyaları ele geçiremedikleri için diğer tabyalardaki askerlerin saldırısı ve Erzurum halkının askerlere verdiği destekle bu tabya kısa süre içinde tekrar kurtarılmış. Arkadaşlar, şu anda önümüzdeki tepe üzerinde Mecidiye tabyası var. Görüyorsunuz, buradan bakıldığında tabya sadece bir toprak olan bir tepe, tümsek olarak gözüküyor. Oysa ki biz az önce çekim yaptık orada. Videoya bakarsanız, Mecidiye tabyası videosuna, çok geniş odaları olan bir kışla binası var o tepenin altında. Bu Azizye tabyası da şu anda kadrajımızda bulunan en baştaki, en güneydeki ucunda Azizye tabyasının birinci kısmı var. Şu anda biz üçüncü kısımdayız. Üçüncü kısımla birinci kısım arasında ikinci kısım da var ortada. Bu tabya binaları siperlerle birbirine bağlanmış. Tabi dışarıdan bakıldığında bugün o siperler belli bile olmuyor. Şöyle bina içine girmeden görüntüyü paylaşayım. Evet, Ruslar kısa sürede olsa bu tabyayı ele geçirmiş. Yani bu mevzi düşmüş ama kısa süre içinde tekrar geri alınmış. Evet, döneminde askerlerin ihtiyaçlarının karşılandığı bir bina. Azizye tabyasının 3. kısmı. Burada biraz karanlık. Evet, böyle devam ediyor. Buradan üst kata çıkan merdiven de var. İç avluya geçebilirsem hemen üst kata da çıkmaya çalışacağım. Arkadaşlar, biz nem oranı yüksek Kocaeli'den geldik. Kocaeli nem oranı yüksek olduğu için, burada da nem olmadığı için biraz solunum yolları sıkıntı yaşayabiliyor. Evet, bu tabya bu şekilde dolanıyor. Odalar arasında giriş bağlantıları var. Buradan arkaya da bir çıkış oluşmuş. Pek doğal olmasa da. Evet. Evet, iki taraftan bu tabyaların
duvarlarının üstüne çıkılabiliyor. Burada Mecidiye tabiasında olduğu gibi su sarnıçları var. Evet. Görüldüğü gibi binanın üstü toprak. Buradan her şey, her yer çok daha güzel gözüküyor. Adıyaman tabiasının birinci kısmı, ikinci kısmı ve bulunduğumuz yer üçüncü kısım. Gördüğünüz gibi toprağa gömülü bir kale. Ruslar bu kısmı ele geçirebilmiş. Ama birinci kısım ve Mecidiye tabiasından gelen askerler burayı tekrar geri almayı başarmış. Evet değerli arkadaşlar, Adıyaman tabiası 3. kısımdan hepinize hoşça kalın.